Merhaba, bugün size tiramisu hazırlıyorum. Tiramisu için gerekli malzemelerimizi gösteriyorum. 3 su bardağı sütümüz var. 3 çorba kaşığı şeker ve 3 çorba kaşığı unumuz var. Ama unumuzu böyle tepeleme koyuyoruz. Şöyle ekliyoruz. Bu bir krema muhallebisini yapıyoruz önce. Muhallebisini yaptıktan sonra bir paket labne peyniri ılındıktan sonra muhallebisi içine koyuyoruz. Ben daha sonra ekstradan bir krem şanti toz olarak koyup onu da blenderdan geçiriyorum. Çırparak daha böyle kabarıyor. Daha lezzetli bir krema oluyor. Tiramisu'nun kreması oluyor. Kedi dili bisküvimiz var. Kesinlikle kekten yapmıyorum. Tiramisu kedi diliyle oluyor. Daha lezzetli oluyor. Bisküvileri de ıslatmak için şunu kullanıyorum. Üçü bir arada. Hem şeker ilave etmiyoruz ekstradan. Sıcak suyumuz var. 1 bardak olabilir, 1,5 bardak olabilir. Onun içine biliyorsunuz ki kahveyi döküp eritiyoruz. Onu da ıslatıyoruz bisküvilerimizi. Üzeri için yeteri kadar kakaomuz var. Ben bir de İtalyan tatlısı tiramisu'yu biraz Türkleştiriyorum. 1 çay kaşığı kahve, Türk kahvesi üstüne kakao ile beraber süslemek amacıyla kullanıyorum. Çok güzel, mis gibi kokuyor. Gerçekten çok lezzetli bir tiramisu oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi başlıyorum. Evet, şekeri ve unumuzu ilave ettik. Sütümüzü tencereye aldıktan sonra şöyle unu eritiyoruz. Topaklanmasını önlüyoruz. Soğuk sütle. Ocağın da altını açtım. Bir taraftan da ısınıyor aynı zamanda. Bunu böyle karıştırarak bir muhallebi elde ediyoruz. Evet, muhallebisi hazır. Çok zaten basit bir muhallebi gerçekten. Hani hiçbir şeyi yok. Şöyle bakın kıvamına. Şeker, süt ve unla yapılan bir muhallebi. Çok da basit, çok da lezzetli bir tiramisu oluyor. Kıvamı da böyle. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar labneyi ve krem şantiyi eklerken buluşacağız. Şimdi kremamız ılındı, soğudu. Şu anda bir paket 200 gramlık labne ekledim. Benim borcamım dört köşe bir borcam olduğu için bu ölçü tam geliyor o borcama. Şu anda çırpmaya başlıyorum. Labneyi çırptım. Şu anda krem şantiyi de bir paket toz olarak ekliyorum. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Şu anda görüyorsunuz kıvamını. Şöyle bir kıvamı var. Şimdi kedi diliyle birleştirmeye başlıyorum kremayı. Şimdi 1,5 su bardağı sıcak suya Nescafe 3'ü bir arada bir ilave edip karıştırdım. Şimdi kedi dillerinin ben sadece şöyle alt tarafını ıslatıp öyle yerleştiriyorum. Hepsini hemen böyle kedi dilinin kahveye yerleştirmiyorum. Daldırmıyorum yani. Şimdi bu şekilde ıslattım kedi dillerimizi. Hemen üzerine bir kat kremayı döküyorum. Hazırladığımız kremanın yarısını buraya, diğer yarısını da yüz kata döküp öyle bitireceğiz. Onu göz kararı ayarlayabilirsiniz siz de. Şöyle kaşık yardımıyla. Gelecek şekilde. Evet, yerleştirdim. Şimdi tekrar kedi diline başlıyorum. Bu sefer böyle diziyorum.
ikinci katı da koydum ve üzerine şimdi tekrar kremamı, artık son bu. Bunun üstüne zaten kakao gezdireceğiz. İkinci katı da döktükten sonra tatlımız bitmiş oluyor. Kremamız da bitiyor. Tatlımız da bitiyor. Ben tek elle çektiğim için şimdi zorlanıyorum. Özellikle kakaoyu dökerken daha da zorlanacağım. Hazırlıyorum. Şimdi son aşamayı da tamamladık. Bakın kahvem kaldı. Bir su bardağı sıcak su olursa daha iyi olur. Bisküvilerim de bu kadar kaldı. Şöyle. Şimdi üzerine kakao pıt pıtlayacağız. Daha sonra da dediğim gibi ben biraz da Türk kahvesi ilave ediyorum. Şöyle. Evet, kakaomuzu da üstüne güzelce yaydıktan sonra şu anda bir çorba kaşığı bir tepeleme kakao zaten yetti. Üzerine şöyle Türk kahvesi ilave edip şöyle hafif hafif her yerine gelmesini sağlıyorum. Hatta yarım çay kaşığı bile yeterli. Böyle çok kahveli olmasın. Ama Türk kahvesi de güzel bir tat veriyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi dolaba atıyoruz bunu. Tabii bir gece bekleyecek dolapta. Hemen yiyemiyoruz. Kreması dağılmaması açısından. Ama yarın çok güzel bir şekilde kalıp gibi yerinden çıkarıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, dün yaptığımız tiramisu'yu bugün tadına bakıyoruz. Şu anda çok güzel görüyorsunuz katlarını, kreması ve kedi dili. Çok iyi şekilde oturuyor kıvamı bir gece dolapta bekleyince. Şu anda bakıyorum. Bakın ne kadar yumuşak. Görüyorsunuz. Evet, siz de deneyebilirsiniz bu tarifimizi. Seyrettikten sonra mutlaka beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hoşça kalın, afiyet olsun.